Gezegenimizin yörüngesinde bulunan insan yapımı en büyük yapı Uluslararası Uzay İstasyonu ya da kısaca ISS. Bazılarına göre bundan daha etkileyici bir şey bulmak çok zor. ISS'in uzaydaki hızı saniyede 8 kilometre. Los Angeles'tan New York'a 10 dakikadan kısa sürede gittiğinizi düşünün. Dünyamızın çevresindeki bir turunu 1,5 saatte tamamlıyor ve bunu günde 15 kere yapıyor. ISS, dünyanın 400 kilometre üzerinde uçan gerçek bir hız yarışçısı ve orada bir astronot ekibinin bulunduğunu da unutmayalım. İstasyon Amerika, Kanada, Avrupa, Rusya ve Japonya'nın uzay ajansları tarafından ortak kullanılıyor. Bu yüzden isminde uluslararası geçiyor. Bu ortak çabanın amacı, gelecekteki uzay görevleri için araştırmalar yapmak. Mesela Ay'a tekrar gitmek veya bir gün Mars'a ayak basabilmek. Bu koca oğlanı çalışır durumda tutmak için gerçekten de küresel bir işbirliği gerekiyor. 2010 itibariyle tahmini masrafı 150 milyar dolardı. Ekip üyesi başına günlük masraf 7,5 milyon dolar. İstasyonun tarihteki insan yapımı en pahalı yapı olmasına şaşmamalı. 2019'un Mart ayı itibariyle ISS'te toplam 236 kişi görev yaptı ve bu kişiler 18 farklı ülkeyi temsil ediyorlardı. İstasyon 2000 yılının Kasım ayından beri hiç insansız kalmadı. ISS genellikle 3 ila 6 kişilik ekiplere ev sahipliği yapıyor ve bir yolculuk yaklaşık 6 ay sürüyor. Bir sonraki ekip görevi devralacağı zaman işler karışabiliyor. Çünkü değişim sırasında istasyonda aynı anda 13 kişi birden bulunabiliyor. Gerçi astronotların kalabalıkta ayaklarına basılması derdi yoktur sanırım, değil mi? Etkileyici yapı genelde dünyadan görülebiliyor. Hatta gün ışığında bile görünüyor. Çünkü parlak yüzeylerinden ışık yansıyor. Eğer istasyonu görmek isterseniz, ISS'in yerini gösteren akıllı telefon uygulamalarından birini indirip şehrinizin yakınından geçtiği bir zamanı yakalayabilirsiniz. Belki Washingtonlı fotoğrafçı Rainey Colacurcio da ISS'in güneşin önünden geçerken çektiği fotoğraf için bu uygulamalardan yardım almıştır. Düşünün, güneşimiz bizden yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta. Çapına ise 109 tane dünya büyüklüğünde nesne sığdırabiliriz. İstasyon parlak yıldızımızın önünden geçtiğinde güneşten 1,5 milyon kilometre daha yakında olmasına rağmen küçücük kaldı. Bu inanılmaz fotoğraf NASA'nın bile dikkatini çekti. Yakın zamanda bu fotoğrafı günün astronomi fotoğrafı seçtiler. Ekledikleri bir açıklamada ISS'in güneşin önünden geçmesi pek nadir bir olay değil dediler. Etkileyici olan Colacurcio'nun zamanlamasını ve ekipmanını bu harika fotoğraf için kusursuz şekilde ayarlamış olması. Bir diğer ilginç detay da fotoğrafın çekildiği anda güneş lekeleri görünmemesi. Bu nadir bir olay ancak şu an güneşin üzerinde leke olmaması için çok doğru bir zaman. Çünkü yıldızımız şu anda solar minima denilen bir evreden geçiyor ve bu dönemde güneş lekeleri en aza iniyor. Güneş lekeleri geçicidir, oluşur ve kaybolurlar. Bazen de aylarca kalabilirler. Manyetik alandan ötürü güneş yüzeyinde azalan sıcaklık sebebiyle oluşurlar. Daha soğuk oldukları için daha koyu görünürler. Bu lekeler dünyadan küçücük görünse de aslında bir gezegen kadar büyükler. Yine de kimse fotoğrafta neden hiç leke olmadığını bilmiyor. Güneş daha az hareketlilik gösterdiği bir dönemden geçiyor olsa da bu ilginç bir detay. Güneş döngüsü olarak bilinen bu dönemler genelde ortalama 11 yıl sürer. Ama şunu unutmayın, güneş yüzeyi çok hareketliyken kuzey ışıkları oluşturabilir, enerji ağlarını etkileyebilir ve hatta dünyadaki radyo sinyallerini bozabilir. Her neyse, Colacurcio'nun fotoğrafı aslında iki ayrı fotoğrafın birleşimi. Biri uzay istasyonunun güneşin önünden geçtiği fotoğraf, diğeri de güneş yüzeyinin ayrı bir fotoğrafı. İki fotoğraf da aynı anda çekilmiş ve bir şekilde üst üste konmuşlar. Eğer isterseniz siz de ISS'in bir fotoğrafını çekebilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey makinenizi bir tripod yardımıyla titreşimlerden koruyacağınız bir yere koymak. Sonra makinenizi bir teleskoptan bakacak şekilde konumlandırın. ISS Transit Finder gibi bir uygulamayla istasyonun rotasını öğrenin. Sonra teleskobun içinden kısa bir video çekin. Bundan sonra çektiğiniz kareleri birleştirip NASA'dan övgü ve takdir toplayacak harika bir fotoğraf yaratın. Veya kolay yolu tercih edip uzun pozlama yapabilen DSLR benzeri bir kamera kullanabilirsiniz. En önemli şey tripod ya da diğer sabitleyicinizin çekim sırasında sabit kalması. ISS'in yerini belirleyin ve istasyon geçerken çekiminizi yapın. Fotoğrafa baktığınızda şunu merak edebilirsiniz. Turuncu kıpır kıpır sıcak arka planın önündeki küçük siyah benek de ne oluyor acaba? İyi ki sordunuz. ISS ekibi şu anda bitki yetiştirmekle uğraşıyor ve bu Kasım Espanola acı biberi yetiştirmeyi planlıyorlar. Güneşin önünde çekilmiş bir fotoğraf yeterince alev alev değilmiş gibi. Şaka bir yana, NASA dayanıklı ve kısa boylu bitkiler arıyor. Bu girişim önemli çünkü tamamen uzayda yetiştirilmiş ilk meyve olacak. Uzun süreli görevlerde bitki yetiştirmek astronotlar için elzem. Meyveler bu konudaki en iyi alternatif. Özellikle biberler sağlığa faydalı C vitamini ile dolu. Uzay bahçeleri astronotların tipik vakumlanmış gıdalarından çok daha iyi besinlere ulaşmasını sağlayabilir. Üstelik uzun süreli görevlerde sıfırdan bitki yetiştirebilmek kesinlikle gerekli bir şey. Örneğin bir ay istasyonu inşa ederken veya Mars'a yerleşirken. Bir uzay bahçesi aynı zamanda oksijen üretebilir, gübreleşebilir atıkları geri dönüştürebilir ve uzay sakinlerinin kendilerini biraz daha evde hissetmelerini sağlayabilir. 2015'te astronot Scott Kelly ve arkadaşları bir yetiştiricilik programı kapsamında ilk defa zinya yetiştirdiler. Adı Veggie olan bir teçhizat kullandılar. Bu sayede uzay istasyonunda küçük bir taşınabilir seraları oldu. Veggie, azalmış yer çekimi ve radyasyonun bitkiler üzerindeki etkisini hafifletiyor. Aynı zamanda astronotlara bitkilerin su ihtiyacını gösteriyor ve küfle başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Ekibin ışık ve nem dengesini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Bir ev bitkisini bile hayatta tutmak zorken, doğrudan gün ışığı ve hatta yer çekimi olmayan bir uzay istasyonunda ne kadar hassas olmaları gerektiğini düşünün. Tohumlar önce teflon ile kaplanmış kevlar ceplerine ekleniyor. Bu cepler ya da diğer adlarıyla bitki yastıklarının içinde toprak, gübre, su fitilleri ve tabii ki tohumlar var. Veggie, gelişmiş bitki habitatı ile birlikte çalışıyor. Bu habitat, 180 sensör ve otomatik sulama sistemi içeren küçük bir laboratuvar. Yani evet, ISS astronotları başka uzay cisimlerine taşınmaya başladığımızda yiyeceğimiz gıdaların kaynaklarını oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda ISS'in 2024 ve hatta 2028'e kadar görevini sürdürmesi planlanıyor. Ama bu tarihten sonrası için belirlenmiş bir şey yok. Belki geri dönüştürülüp gelecekteki uzay istasyonu projelerinde kullanılır. O zamana kadar yaptıkları önemli işleri takdir edip fırsat bulunca havalı bir fotoğrafını çekebiliriz. Peki ya siz? Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret etmek ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen uzay bahçenizi kurmaya gitmeyin. Göz atmanız için 2000'den fazla harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoya tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.